Evet arkadaşlar, Atom Yayıncılığı'nın hazırlamış olduğu deneme sınavından TYT'sinin kimya sorularının çözümlerini birlikte yapacağız. B kitapçı için çözümlerini birlikte yapacağız. Fen bilimleri testinin 8. sorusundan itibaren kimya sorularımız başlamaktadır. İlk sorumuzla başlıyoruz arkadaşlar. Sodyum hidroksit ve karbonik asit çözeltileriyle bir tepkime verilmiş. Bu tepkime ve tepkimede yer alan maddelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Asit ve baz tepkimesi. Bu asit ve bazın tepkimesinden tuz ve su oluşumu gerçekleşmiş. Yani bir nötralleşme tepkimesi gerçekleşmiştir. Birinci seçeneğimiz doğrudur. İkisinden de eşit mol sayıda kullanılırsa arkadaşlar, eşit mol sayıda kullanıldığında tam nötralleşmenin sağlanabilmesi için kat sayılarının birbirine eşit olması lazım. Ancak burada eşit mol sayısında kullandığımızda, örneğin her ikisinden de 10'ar mol kullandığımda, sodyum hidroksit tamamen tükenirken karbonik asitten 5 mol harcanır ve 5 mollük bir artış gerçekleşir. Herhangi bir maddeden artış gerçekleştiği için bu tepkime tam nötralleşme olarak sayılmaz arkadaşlar. Gene diğer seçenekleri de inceleyecek olursak, sodyum karbonattır tuzumuzun adı. Ceyhan seçeneğimiz doğrudur. Sodyum hidroksitin yaygın adı sutkostiktir. Demir metalini aşındırır. Demir arkadaşlar aktif bir metaldir. Aktif metaller ise karbonatlı bileşiklerle reaksiyona girerek karbondioksit gazını oluşturacaktır. Yani Edirne seçeneğimizde gene doğru cevabımız olacaktır. Dokuzuncu sorumuzda ise arkadaşlar, özdeş metal bilyeler içine H cm yükseklikte saf su bulunan aşağıdaki kaplara aynı anda bırakılarak gözlem yapılıyor demiş. Burada arkadaşlar suların sıcaklıkları farklı. Aslında arkadaşlar bu soru ÖSYM'de çıksa fizik kısmında karşımıza çıkacaktır. Kimya kısmında böyle bir soru tarzının görülmesi olağan dışı bir durumdur arkadaşlar. Ancak burada basit bir düşünceye sahip olacağız. Buradaki basit düşüncemiz de şu. Şimdi hepsine özdeş metal bilyeler atılıyor. Kabın ağzının veya da yüzeyinin genişliğinin burada herhangi bir önemi yok. Önemli olan şey içerisindeki suların sıcaklığı. Peki sıcaklığı neden önemli burada arkadaşlar? Çünkü sıcaklık ne kadar fazlaysa tanecikler arası etkileşim o kadar az olacağından viskozitesi de o kadar düşük olacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar birinci ve üçüncü kabın viskozitesi daha düşük olacağından, yani akışkanlığa karşı gösterdiği direnç daha düşük olacağından metal bilyeler 1 ve 3 numaralı kaplarda 2 numaralı kaba göre daha erken dibe inecektir arkadaşlar. Dolayısıyla bir kere ilk seçeneğimiz zaten kafadan yanlış oldu. Sıcaklığı daha düşük olduğu için viskozitesi fazla olan ikinci kapta daha geç aşağı inecektir metal bilye. Sıcaklıkları eşitlendiyse kap ağzının veya da tabanının herhangi bir genişlikte farkının olması bizim için önemli değildir. Sıcaklıkların eşitlenmesi arkadaşlar burada bize neyi sağlayacaktır? Viskozitelerin eşitlenmesini sağlayacaktır. Sıvı yüksekliği aynı kaldığı takdirde gene burada da herhangi bir sıkıntıya karşılaşmadan eşit sürede kabın dibine ineceklerdir. Sular aynı ortamda iseler kaynama anında bilyelerin kabın dibine değme süreleri eşit olacaktır. Sular aynı ortamdaysa aynı sıcaklıkta kaynayacaktır. Aynı sıcaklıkta kaynarken de yoğunlukları ve viskoziteleri birbirine eşit olacağından bırakılan metal bilyeler arkadaşlar eşit sürede kabın dibine ulaşacaktır. Dolayısıyla cevabımız burada da Ceyhan seçeneği olacaktır. 10. sorumuzda ise arkadaşlar bazı iyonların elektron dizilimleri verilmiş. Hangisi yanlıştır diyor. Bir elektron olarak 18'e ulaşmış, yani X'in atom numarası aslında 7'ymiş. 2 vererek 18 yapmış, yani aslında 20. 5 vererek 12 yapmış, yani aslında 17. O zaman biz X ve Z'nin aynı atoma ait tanecikler olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. X eksi iyonun oktet kararına ulaşmıştır. Son yörüngesine 8 elektronu yerleştirdiği için birinci seçeneğimiz doğrudur. Y elementi çekirdek yükü 20'dir demiş. Yani proton sayısı 20'dir. İkinci seçeneğimiz de doğru. Nötr halde X ve Z atomlarının elektron sayıları eşittir. X ve Z'nin atom numaraları eşit olduğuna göre nötr haldeki elektron sayıları da gene birbirine eşit olacaktır.
Atom numaraları arasında y büyüktür, x eşittir, z ilişkisi vardır diyor. Onu da zaten peşinen bulmuştuk. Cevabımız Denizli seçeneği arkadaşlar. Sebebi ise dublet kararlılığı arkadaşlar sadece birinci yörüngede iki elektron içermeyle ilgilidir. İkinci, üçüncü, dördüncü yörüngelerde iki elektron içermek dublet kararlılığı olduğu anlamına gelmemektedir. O yüzden cevabımız Denizli seçeneği yanlış seçenektir. 11. sorumuzda ise arkadaşlar bize bir paragraf vermiş. Bu paragrafı tamamlamamız beklenmiş. Günümüzde bilinen 118 tane element vardır. Bu elementlerin her biri için kendine özgü sembolü vardır diyebiliriz arkadaşlar. Proton sayısı vardır da diyebiliriz. Sıkıntı yok. Ancak burada sembolden gidecek. Zaten birazdan göreceksiniz. Örneğin yaygın kullanılan kurşun elementinin sembolü. Kurşunun elementi arkadaşlar Pb sembolüyle gösterilmektedir. Element sembolleri bir ya da iki harften oluşur. Tüm dünya dilinde ise aynı şekilde yazılır arkadaşlar. Okuması tüm elementleri birbirinden farklı gelecektir her dil için. 12. sorumuzdaysa arkadaşlar başgrup elementleri olan X, Y, Z'nin iyonlaşma enerjileri verilmiş. Hemen inceliyoruz. Bu tablo şeklindeki sorularda arkadaşlar iyonlaşma enerjisi ile ilgili tablo sorularında ardışık iyonlaşma enerjileri arasında en az 4 katlık fark arayacağız. Örneğin X elementinde 1 ve 2 arasında 4 katlık farkı yakaladım. Farkın başlangıç noktası bana grubu verecektir. Yani 1A grubudur. Y elementinde gördüğünüz üzere bu fark 2 ile 3 arasında başlangıcı ikinci iyonlaşma enerjisi olduğu için 2A grubu. Z elementinde ise bu fark 3 ile 4 arasında başlangıcı 3 olduğu için Z elementinin ise 3A grubu olduğunu söyleyebiliriz. Hatta buradaki X elementi için ise arkadaşlar gördüğünüz üzere 3 tane iyonlaşma enerjisi değeri yazılabilmiş. Yani dördüncüsü yazılamamış. Bunun nedeni elektronu bitmiş. O zaman bu adamın zaten saf haldeyken, nötr haldeyken 3 elektronu yani 3 protonu varmış. Dolayısıyla ikinci periyot 1A grubundaki lityum elementini simgeliyormuş buradaki X element. Buna göre yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Bakıyoruz hemen arkadaşlar. X bir alkali metaldir. İkinci periyot 1A olduğu için alkali metaldir. Doğru. Z elementi 3A grubundadır. Doğru. Y elementinin atom numarası 4'tür. Y elementi arkadaşlar evet atom numarası 4 ise eğer ki 2'ye 2'den ikinci periyot 2A grubunda bulunabilir. Ancak atom numarası örneğin 12'de olabilir, 20'de olabilir. Buna dair herhangi bir bilgi yok. Neticede daha sonrasında daha ileriye gidiyor mu acaba bu iyonlaşma enerjisi değeri? Bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar 3. seçeneğin doğruluğu kesin değildir. Yani cevabımız Bolu seçeneğidir. 13. sorumuzda arkadaşlar 100 gram saf su içerisinde 20 gram şeker tamamen çözülerek çözelti hazırlanıyor. Oluşan çözelti ile ilgili hangileri kesinlikle doğrudur? Oluşan çözelti de arkadaşlar eğer ki çökme gerçekleşseydi kalan çözeltinin yani çöken kısım haricinde kalan çözeltinin doygun çözelti olduğunu rahatlıkla söyleyebilirdik. Ancak daha fazlasını çözebiliyor mu bu 20 gramdan yoksa çözemiyor mu buna dair bir bilgi olmadığı için elimizde 3. seçenek kesin değildir arkadaşlar. %20'lik şeker çözeltisidir. %20'lik ifadesi arkadaşlar 100 gram çözeltide 20 gram şeker çözüldüğünü ifade etmektedir. Ancak bizde 120 gram çözelti bulunmakta. 120 gram çözelti içerisinde 20 gram madde var. Dolayısıyla kütlece yüzdesi 20'den daha düşük gelecektir. Normal koşullardaki kaynama noktası 100 derece Celsius'un üzerindedir. Normal koşullarda saf su 100 derece Celsius'ta kaynarken içerisine herhangi bir katı çözülerek hazırlanan suyun kaynama noktası biraz daha yükselecektir. Dolayısıyla ikinci seçeneğimiz kesin olarak doğru olduğundan cevabımız Adana seçeneğidir. Ve
Son sorumuza bakacak olduğumuzda arkadaşlar, 14. sorumuza baktığımızda, gündelik yaşamın vazgeçilmezlerinden olan tencereler çelik levhaların yüksek basınçlı preslerde kalıplar üzerinde sıkıştırılarak şekillendirilmesiyle elde edilir demiş. Bize diyor ki çelik levha demir, krom, nikel gibi metallerin karışımı olduğuna göre çelik ve çeliğin preste kırılmadan şekil değiştirmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Burada arkadaşlar hani hiçbir şey bilmediğiniz takdirde, yani seçenekleri okudunuz ya, acaba bu var mı yok mu, hani bunların hiçbir seçeneğine ulaşamadınız. Arkadaşlar muhakkak ki seçeneklerin hepsini okuyun. İlla ki bildiğiniz bir şey karşınıza çıkacaktır. Bakın buradaki bildiğiniz şey nedir? Çelikte diyor elektron ortaklaşması ya da alışverişi olmadığı için metalik bağ zayıf etkileşimlerdir diyor. Arkadaşlar metalik bağ kuvvetli bir etkileşimdir. Bildiğiniz üzere kuvvetli etkileşimleri 3 alt başlıkta inceliyoruz. İyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağ olarak 3 alt başlıkta inceliyoruz. Dolayısıyla zayıf etkileşim değildir. Yani cevabımız burada Edirne seçeneği olacaktır. Bu dönemimizin kimya sorularının çözümleriydi arkadaşlar. Bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.